Saat 9, Parametre'de karşınızdayız. Günaydın. Hakan Çelik ve Fortune Türkiye Genel Yayın Direktörü Cüneyt Toros'la birlikteyiz. Saat başına dek karşınızda olacağız. Günün gelişmelerini yorumlarıyla sizlere aktarmaya, özetlemeye çalışacağız. Dün şehitlere saygı maçı vardı. Türkiye terörle mücadelede tarihin en zor dönemlerinden birini yaşıyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terör örgütleri gözlerini kan ve kin bürümüş bir şekilde önlerine çıkan herkesi katletmeye, can acıtmaya, gözyaşı döktürmeye gayret ediyor. Ben şuna inanıyorum, polisimiz, askerimiz, köy korucularımız ve bu millet terörü bir ve beraber olarak bitirecektir dedi. Ardından bu maçın başlama vuruşunu yaptı Cumhurbaşkanı ve pasını Antalya Spor'un dünyaca ünlü golcüsüne verdi, Eto'ya verdi. 55 milyon liralık bir gelir sağlandı. Bu gelir şehit ailelerinin olacak. Gollerden sonra bütün futbolcular ve hakem Cüneyt Çakır asker selamı verdi. Şehit aileleri tribündeydi. Bu maç ve bu maçtan yansıyanlar Parametre gündeminde olacak. Durursak sevr olur diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı şu dönemde durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer sevr şartlarıdır diyor. Ve Fırat Kalkanı'nda 16 şehidimiz var. Açıklamayı Milli Savunma Bakanı Fikri Işık yaptı. Mecliste de gündem Elbap operasyonuydu. Milli Savunma Bakanı şehit sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı. 1005 DAEŞ'li terör örgütü DAEŞ'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bugün Elbap şehitlerine veda günü, Gaziantep'te tören yapıldı. Cenazeler memleketlerine uğurlandı. Türkiye'nin dört bir tarafında yine şehit acısı var. Bakacağız detaylara, sizlere aktaracağız. Dediğim gibi mecliste Elbap'ı konuştu. Muhalefetin açıklamaları var. Terörle mücadele noktasında Şırnak'ta büyük bir operasyon vardı. Onun görüntüleri yansıdı. Yine Rus Büyükelçi Karlov bir suikast sonucu öldürüldü. Hem Türkiye'de hem Rusya'da cenaze töreni vardı ve son yolculuğuna Rusya'da uğurlandı. İşte o törenden, cenaze töreninden geriye kalan Putin'in Karlov'u son yolculuğuna uğurlarken o bakışı, o ifadesi, o üzüntüsüydü. Kameralara yansıyan, fotoğraflara yansıyan. Yine gelişmelere baktığımızda Putin'in vedası dışında bu suikasti gerçekleştiren isim Mevlüt Mert Altıntaş polis. Onun FETÖ ile bağlantılarına dair çok detaylı bilgiler, gelişmeler bugün basına yansımış. Baylok kullanıcılarıyla irtibatı bulunduğu ifade ediliyor. 15 örgüt üyesiyle 2015-2016'da sürekli görüştüğü belirtiliyor. Ailesinin cenazeyi reddettiği belirtiliyor. Şehit olmasın derken hain çıktı başlığı. Bu sözleri, ailesinden gelen tepkileri anlatıyor bugün Habertürk'ün birinci sayfasında. Korkmaz davası, Ali İsmail Korkmaz davasında Yargıtay kararı onadı. İki polise 10 yıl ceza onandı. Aile cezayı az buldu, tepki gösterdi. Ve Atatürk heykelinin taşınması Rize'de, bu bir tartışma konusu. Bu tartışmalara da bakacağız. Ekonomi cephesinde Avrasya Tüneli açıldı. İlk geçişler yapıldı. İzlenimler her yerde. Biz de izlenimleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bunun dışında hani döviz bozdur kampanyası vardı. Vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı vardı. O çağrı sonunda veriler netleşmeye başladı. Acaba ne oldu? Ne kadar dolar bozduruldu? O dolarlar altına çevrildi. Oradaki durum ne oldu? Bütün bu verileri de sizlere aktaracağız. Bir miktar kredi kartı harcamalarımız artmış geçtiğimiz günlerde. Kredi kartına yine biraz yüklenmişiz. O detaylar da yine Parametre'de olacak. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Teşekkürler. Dünkü maçın görüntüleri aslında uzun süredir özlediğimiz görüntülerdi. O yüzden önemliydi. Evet. Tüm herkes ellerinde Türk bayrağı o stadı birlik duygusuyla, görüntüsüyle doldurdu. İnşallah bir başlangıç olur bu görüntü dedi Cumhurbaşkanı. İnşallah diyelim. Şehit aileleri, şehit yakınları, çocuklar, şehit çocukları da o maçtaydı. Gelir tamamen şehit ailelerinin olacak. Bir anlamda polislere de
polis gücüne de, polislere de bir destek, bir moral, bir motivasyon. Ama her şeyden önemlisi, insan babasını, aile büyüğünü kaybettiği zaman yalnız hisseder. Onun yalnız olmadığını hissettirmek en önemlisi. Herhalde biraz da bu gerçekleşti. Tüm Türkiye yanınızdayız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailelerin yanında olması, çocukları kucağına alması, o görüntüler herhalde büyük bir güç oldu. O güç kaybını, yalnızlık duygusunu, o yaşanan büyük acıyı ve ruh halini biraz iyileştirdi. Bence bu açıdan da çok önemliydi. Çok ne dersiniz bilmiyorum. Çok haklısın Ebru. Biliyorsun bizim grubumuz da destekledi evet. Karşılaşmayı. Maçı da canlı verdik. Evet, arkadaşlarımız evet. Anlattı. Doğan grubu olarak biz reklam de büyük, gelirleri de şehit aileleri. Bizim grubumuz büyük bir dikkatle takip etti. Hepimiz destekledik. Bütün vatandaşlar olarak. Çok önemli, önemli oranda da bir gelir ortaya çıktı. Ve bu tabii paylaşılacak. Mağdur olanlarla paylaşılacak. Zaten amacı da buydu. Şehit aileleri ve gazilerimiz var. Onların ailelerine bir destek olmamız lazım. Birçok kampanya yapmak gerekir, devam ettirmek gerekir bence buna benzer şeyleri. Türkiye Futbol Federasyonu ve tabii Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde de olmasının daha farklı bir anlamı oldu. Daha büyük bir katılım böylece sağlanmış oldu. Biz aramızda hep ben parametrede bunu söylüyorum. Birçok konuda farklı bakabiliriz, farklı düşünebiliriz, değerlendirmelerimiz olabilir ama memleketse mesele, ki şu anda böyle bir meselemiz var, memleket gibi bir meselemiz var. Hepimizin bu aramızdaki farklılıkları gerekirse bir kenarda tutmaya devam ederek önümüze bakıp bir kenetlenme duygusu içinde hareket etmemiz lazım. Ben böyle zamanlarda bunu görüyorum ve bu gerçekten geleceğe dair beni de umutlandıran çok önemli bir birliktelik görüntüsü veren bir şey. Eline bayrağını kapan vatandaşlarımız geliyor. Bir dayanışma gösterisi ortaya koyuyor. Geçenlerde Diyarbakır'da da böyle bir dayanışma gösterisi ortaya konmuştu. Türk bayrağıyla yürüyor. Evet, yani bayrağımızı alıyoruz, çıkıyoruz ve başka bir şeyde yani herhangi bir başka bir flama, bir pankart bir şey taşımadan da görüşlerimizi paylaşabiliyoruz. Buna ihtiyaç var. İşte Cumhurbaşkanı da sahadaydı, mesajlarını verdi. Orada bir kısa konuşma yaptı. Herkesinden insan vardı benim gördüğüm kadarıyla. Çocuklar önemli, çok önemli. Küçük yaşta babasını kaybetmiş, uğurlamış çocukların hayatta daha güçlü hazırlanması çok önemli. O anlamda ben hani sevdikleri bir ortam, futbolcular var. Her kesimden insanın yanınızdayız mesajını çocuklara iletmesi, dokunması var. O da çok büyük bir önem. Çünkü terörün hiçbir acısı... Hiçbir zaman o yalnızlığı hissettirmemek bizim görevimiz olmalı. O yapıldı, o güzel. Bunun şöyle de bir anlamı var. Çünkü terörün acısı özellikle aileleri tabii ki yakıyor. Ateş düşünüyor. Çünkü bir şekilde diğer insanlar günlük koşturmacalar içinde hayatlarına, günlük hayatlarına dönmek durumunda kalıyorlar. Ama geride kalan çocuklar var, aileler var, anneler, eşler var, kardeş, anneler var, babalar var. Kardeş. Bunların hayatlarını sürdürebilmeleri, fiziksel olarak da ayakta kalabilmeleri için desteğe ihtiyaçları var. Evet. Ekonomik anlamda da desteğe ihtiyaçları aynen var. O nedenle lütfen bu ve buna benzer etkinliklere destek olmaya çalışalım. Elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışalım. Şimdi durursak sevr olur. Bu verdiğimiz mücadelenin boyutlarını herhalde net bir şekilde anlatıyor. Asimetrik bir saldırıyla karşı karşıyayız vurgusu geliyor. Dört koldan Türkiye'nin terörle mücadelesi devam ederken şehit haberlerini almaya da devam ediyoruz. Bu geçtiğimiz günlerde ardı ardına yaşadığımız acı büyük. Dolayısıyla bu sözlerde herhalde Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları, bu mesajları da verdiğimiz mücadelenin boyutunu, büyüklüğünü ortaya koyuyor. Evet. Yani bakın şöyle bundan bir İki tane harita alalım elimize. Liselerde, okullarda var veya internette var, ansiklopedilerde var. Bundan 20 yıl öncesinin bir haritasını sol tarafa koyun. Bugünün haritasını sağ tarafa koyun ve bir mukayese edin. Bakalım haritalar yerinde duruyor mu diye. Avrupa'da bile haritalar değişti. Yugoslavya'nın yeri değişti. Yugoslavya diye bir ülke kalmadı. 6-7 farklı ülke ortaya çıktı. Yanı başımızda bugün bir Irak'tan söz etmek mümkün değil, Suriye'den söz etmek mümkün değil, yani bir üniter yapıdan söz etmek mümkün değil. Hatta bakın daha uzak bir coğrafyaya gidelim, Libya. Libya ikiye bölündü neredeyse, parçalandı. Birçok ülke böyle bir durumda. Suudi Arabistan bugün böyle bir tehlike yokmuş gibi görünebilir ama yarın neyle karşılaşacağını bilemeyiz. 3'e 4'e bölünmesi riski söz konusu olabilir. Bu bütün bizim coğrafyamızda Arap Baharı denen bu süreçle birlikte başlayan bu çalkantılı dönemde
her şeyin daha iyiye gideceği, bu ülkelerin daha demokratikleşeceği, refaha kavuşacağı gibi bir kanaatin oluştuğu bir dönemde işler hiç hesaplandığı gibi gitmedi. Her şey daha kötüye gitti. Bu ülkeler kaosa sürüklendi. Paramparça oldular, mahvoldular ve bu istikrarsızlığın burada en çok etkilediği ülke Türkiye'dir. Türkiye zaten uzun yıllardır bütün bu Arap Baharı vesaire olmadığı dönemde bile bir PKK terörüyle, ayrılıkçı, bölücü terörle mücadele ediyordu. Buna bir de son dönemde DAEŞ örgütü eklendi. Kanlı ve barbar terör örgütü eklendi. Bu iki örgüt şu anda dünyada sivilleri de hedef alan en kanlı terör örgütlerini, en kanlı terör eylemlerini gerçekleştiren iki örgüt. Bunlar Türkiye'yi hedef alıyor. Ve Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu riski anlamak bakımından bunu söylüyorum. Ve Türkiye bu mücadelesinde yapayalnız. Türkiye ne PKK ile mücadelesinde müttefiklerinden, dost ülkelerden tırnak içinde söylüyorum destek görebiliyor, ne de DAEŞ ile mücadelesinde destek görebiliyor. Bakın ben iki ay öncesine sizi götürmek istiyorum. O zaman nasıl bir hava vardı Obama yönetiminden? İşte Rakka temizlenmeli, bu Rakka'da DAEŞ var. Bunu ortadan kaldırmak için her şeyi yapacağız gibi bir hava vardı değil mi? Bugün Rakka ile ilgili bir açıklama geldi mi hiç? Avrupa Birliği'nden, NATO'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden. Başka bir soru daha soralım. Yani Cumhurbaşkanı'nın o tezini güçlendirir nitelikte bir şey daha hatırlatabilirim ben. Dünyanın en büyük askeri örgütü hangisi? NATO. Değil mi? Daha büyüğü var mı? Daha güçlüsü var mı? Türkiye'nin bu kadar büyük tehditlerle, terörle mücadele ettiği bir süreçte, toprak bütünlüğünün risk altında olduğu bir süreçte Türkiye'nin yanında bir NATO görebiliyor musunuz? Hissedebiliyor musunuz? Yani olsa biz görürdük herhalde değil mi? Bu işin içindeyiz. Ben görmüyorum. Görmüyorum ben NATO'yu falan. Tam tersine Türkiye'nin bu süreçlerini zorlaştıran bir NATO görüyorum. Acaba yanlış mı görüyorum diyorum. Bir daha bakıyorum. Evet doğru görüyormuşum diyorum. Yani Türkiye'nin bu mücadele sürecini zorlaştıran bir NATO görüyorum. Bu beni gerçekten düşündürüyor, üzüyor. Çünkü ben bu ülkelerin, NATO İttifakı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin yanında olmasını bekliyorum. Çünkü ben bu ülkelerle yakın olmak istiyorum, ittifak yapmak istiyorum, ortak refah projesinde yer almak istiyorum, benzer değerleri savunuyorum. Bir batı sistemin içinde görüyorum ülkemi hukuk düzeni açısından da ama bu ülkeler Türkiye'nin yanında değiller. Daha vahim bir şey daha söyleyeyim. Bir vahim şey daha söyleyeyim. 15 Temmuz darbe girişiminde de maalesef NATO berbat bir sınav verdi. Berbat bir sınav verdi. Bu FETÖ ile ilişkili subayların önemli bir bölümünün NATO'cu subaylar olduğunu biz hepimiz gözlerimizle gördük. Peki nasıl bir müttefikle dayanışmadır bu? Dolayısıyla gerçekten Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu riski görmemiz lazım. Yani Türkiye hiç bu abartılı bir yorum değildir. Doğru bir yorumdur. Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki güvenlik alanında en büyük zorluklarla karşı karşıya. O dönemdeki kadar zayıf ve cılız bir ülke yok kuşkusuz. Daha güçlü bir ülke var. Daha farklı özellikleri olan bir ülke var ama tehdit en az o dönemdeki kadar fazla. Üstelik o dönemdeki tehdit bir takım üniter devletlerden, adı konulmuş bir takım başkentlerden kaynaklanıyordu, geliyordu ve biz nereden geldiğini anlıyorduk. Yani bir füzenin geldiğini bile görüyordun neredeyse o dönemde. Yani o dönemin teknolojisi içinde. Ama bugün asimetrik bir tehditle karşı karşıyayız. Bugün Türkiye'nin herhangi bir yerinde bizim güvenliğimizi, istikrarımızı, birliğimizi, bütünlüğümüzü hedef alan öyle bir kaotik bir saldırı meydana gelebilir ki bakınız Ankara saldırısı, bakınız Suruç'taki olaylar, bakınız Dolmabahçe'de yaşananlar, bakınız Andrei Karlov'un katledilmesi, suikast sonucu, Rus uçağının düşürülmesi, bütün bunlar Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu asimetrik, öngörülememiş, planlanamayan, hesap edilemeyen saldırıları ifade eden, tanımlayan bir şey. Terör örgütlerinden kaynaklanan bir risk. O yüzden duramayız diyor Cumhurbaşkanı. Şimdi Rusya ile işbirliği Halep'ten göç tamamlandı. Buna ilişkin detaylar da açıklandı. Bir kısmı, yani tamamen olmasa da önemli bir bölümü. Yani sanıyorum 40-50 bin civarında insan 45 bin kişi güvenli bölgelere ulaştı. Çok önemli ama Ebru. Suriye ordusu Halep'i geri aldığını duyurdu. Rusya Suriye'deki bilançosunu açıkladı. Şimdi orada Rusya ile Türkiye'nin işbirliği ve bu Halep'ten tahliyenin gerçekleşmesi, Halep'te neler yaşandığını biliyoruz. Kimse bir şey yapmadı. Dolayısıyla orada Türkiye'nin çabası o tahliyelerde etkili oldu. Şimdi bir de Elbap operasyonu var. Şimdi burada Amerika, Rusya diyor ki Amerika ile ilişkilerimiz uzun bir süredir donmuş durumda.
Amerika'nın ne diyeceğini, ne açıklamalar yapacağını Trump bir açıklama yaptı hani, ama hani daha net göremiyoruz. Evet. Koalisyon güçlerinin ne yapacağını bilmiyoruz ama Türkiye ve Rusya bölgede, Orta Doğu'da ve Suriye'deki ateşkeste elini güçlendirdi bu işbirliği denilebilir mi? Böyle bir analiz yapılabilir mi? Vallahi Ruslar ve biz biraz yalnızlar rıhtımında iki ülkeyiz. İki ülkenin de Batı'yla aşk ve nefret ilişkisi var. Yani hem Batı'yla yakın olmak isteyen iki ülke ama bir taraftan da kuşkuyla ve bazen de öfkeyle bakan iki ülke. Şartlar iki ülkeyi yaklaştırdı birbirine. Yani, ama diyoruz. Amaları var tabii. Yani Rusya'nın da Türkiye'nin de Orta Doğu'nun geleceğine dair görüşleri birebir aynı değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Farklı görüşlerimiz olduğunu ama... Şimdi dedi ya, sen az önce söyledin ya, Rusya demiş ki, dedi ki Amerika ile temasımız yok, donmuş durumda. Amerika ile şu an kimsenin gerçekten teması yok. Peki Türkiye'nin de teması yok. Çünkü Amerika'da şu anda bir şey yok. Kimle konuşacaksın, ne konuşacaksın? Obama zaten geçen gün son bir basın toplantısı yaptı. Orada itiraflarda bulundu. Ben de buranın mahvolmasına sebep olan insanlardan biriyim diye mealen böyle bir şey söyledi. Gerçekten mahvetti yani Amerikan yönetimi. Geldiğimiz bu noktada kabul edelim ki Amerika Birleşik Devletleri'nin hatalarının çok büyük rolü var. Bunu Amerikalılar da kabul ediyor. Tonlarca yazı çıktı Amerikan basınında. Trump iş başına gelinceye kadar, yani Ocak ayının sonlarına kadar Amerika'nın nasıl bir Amerika olacağını bilmiyoruz. Kestiremiyoruz. Şu anda Rusya'yı suçluyor. Orada düşünmek için silah geliştirdi diyorlar. Şimdi Rusya'da bizim, iletişim kanalı kalmadı. Yok, bizim şöyle bir durumumuz var. Biz madem bu coğrafyanın ülkeleriyiz değil mi? Yani İran'da, Türkiye'de, Rusya'da bu coğrafyada yer alıyor. Aramızda görüş ayrılıkları var mı? Var. Tamam da biz birbirimizi gırtlaklayarak, boğazlayarak bir yere gidemeyiz. Burada ancak işbirliği yaptığımız sürece, anlaştığımız ve işbirliği yaptığımız konuların sayısını arttırdığımız sürece ve bunu derinleştirdiğimiz sürece bu üçümüz için de, üç ülke için de iyi bir şeydir. Bence üç ülke çok şükür bunun farkındalar. Ve bu Moskova görüşmesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı, üç ülke Dışişleri Bakanı'nın bulunduğu, Cevat Zarifi ve Lavrov'un katıldığı görüşme çok önemli. Ve buradan oradaki çıkan birinci sonuç terörle mücadeleye odaklanıldı. Ne? Bu tabii odaklanma meselesi Türkiye'yi de bu iki ülkeye yaklaştırmış oldu. Bu sayede Türkiye Elbap operasyonunu sürdürebiliyor. Ve bu sayede Türkiye'nin YPG konusundaki adımları devam ediyor. DAEŞ'le mücadelesi devam ediyor. Aksi halde orada bir asker bulundurmak Türkiye bakımından çok daha zor olabilirdi. Dikkat edersen şunu söylemeye çalışıyorum. Yani NATO'dan Türk orada DAEŞ'le, Türk ordusu neyle mücadele ediyordu? DAEŞ'le değil mi? Evet. Nerede NATO'nun askeri gücü, hava koruma kalkanı? Birazdan Elbap'ı sorarsan Türk askerinin nasıl kahramanca mücadele ettiğini anlatacağım sana. Şimdi geleceğim, oraya geliyorum zaten. Orada ama Elbap operasyonunda aklıma takılan bir soru da var. Bir Fırat Kalkanı harekatında havadan destek vereceğiz ve sınırdan destek vereceğiz denildi. Nerede havadan destek? Bana bir tane göstersene. Nerede? Ben görmüyorum havadan destek falan. Biz vereceğiz. Türkiye kendisi yapıyor her şeyi ya. Tamam, karaya, yani karada birebir göğüs göğüs. Türkiye'yi kastediyorsun. Türkiye'yi kastediyorum. Hayır ama yok, NATO'dan da gelmişti de. Fırat Kalkanı harekatının. Biz size koruruz demişlerdi, onu söylüyorum. Öyle bir destek olmadığını görüyoruz zaten. Türkiye tek başına yapıyor. Anlıyoruz, evet. Ama hani karada birebir bir mücadeleyi öngörmüş müydük? Şöyle oldu Ebru, o şimdi terörle mücadele Türkiye'nin hava operasyonlarıyla devam ettirdiği bir şey vardı. Sınırlı bir operasyon yaptı ama havadan bir sonuç almak, ancak sınırlı bir sonuç alabilirsin hava operasyonlarıyla. Bunun dünyada çok örneği var. Yani Irak'ta ve Suriye'de. Orada sözünü kestim. MDP'li Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan gözaltına alındı. Gelişmesini arkadaşlarım son dakika olarak geçiyor. Evet. Daha sonra belki yorum yaparız. 60 ülke katılıyor DAEŞ operasyonuna, havadan katılıyor. Yani yerde böyle Danimarka, Belçika falan askeri yok. Ne oldu? Sonuç var mı? Yok. Ha demek ki havadan olmuyormuş. Değil mi? Havadan, tek başına havadan olmaz. Olmaz. Havadan etkili olursun da bir yere kadar. Evet. Bu adamlar çünkü asimetrik bir terör uyguluyorlar. Örgütlenmişler, yerin altına girmişler. Dehlizlerden mühimmatlarını taşıyorlar. Etkili bir netice almak için ve kilit noktaları ele geçirmek için, yani dikkat edersen
Türk ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri niye El Baba giriyor da bilmem 100 tane başka Suriye şehri var oraya konuşlanmıyor. Çünkü kritik bir takım geçiş noktalarını ele geçirmek gibi bir hedef var. Bugün Türkiye Gazetesi özetlemiş El Bab niye önemli sorusuna. Diyor ki DAEŞ Rakka'daki varlığını korumak istiyor. Bu yüzden El Bab önemli. Suriye Halep'i garanti altına almak istiyor. PYD Membiç elinde tutmak istiyor. Türkiye Fırat'ın batısını terörden arındırmak istiyor. Yani bir terör koridoruna izin vermek istemiyor. El Bab bu çatışmaların sürdüğü Akil Tepesi de orada sözde hastane DAEŞ'ın kalesi, mühimmat deposu ve El Bab çok zor bir bölge. Doğru. Bunu anlıyoruz. Mesela hava sisli olduğunda bombalı araçlar patlatılmış ya da çatışmalar çıkmış. Bunlar açıklandı. Bombalı araçlar patlatılıyor. Dolayısıyla bu süreç yaşanıyor ve Milli Savunma Bakanı El Bab'da 16 askerimiz şehit diyor. El Bab bir kapı ve herkes bu kapının peşinde. Böyle anlayalım değil mi? Kritik. Bu kapı niye önemli biliyor musun? Ana kapını yani apartmanın kapısını açık bırakırsan yukarıda daire kapısında güvenli olmazsın Ebru. Kapına dayanırlar. Kapımıza dayanma meselesi nedir biliyor musun? Gaziantep'e, Kilis'e roket, katyuşyaların düşmesi mesela. Bu kadar insan hayatını kaybetti. Yaralananlar oldu. Çocuklar her gün okula giderken acaba kafamıza bir roket mi isabet edecek? Tehlikeli koridorların oluşması, terörün beslenmesi. Biri bu. DAEŞ'la mücadele etmek. Çünkü Türkiye'de bu kadar DAEŞ'a lojistik kaynaklarını kesmek ve tabii ki YPG ile mücadelesi de devam ediyor Türkiye'nin. O nedenle El Bab bu kadar önemli. Ama o kadar zor bir bölge ve Türkiye o kadar yalnız kalmış vaziyette ki yani fırtına obüsleriyle etkili oluyorlar tabii Türk Silahlı Kuvvetleri. Bununla yapmaya çalışıyorlar ama oraya bir taarruz helikopteriyle daha başka unsurlarla gidebilmek kolay değil. Çünkü oranın fiziksel şartları, orada Türkiye'nin yalnız bırakılmışlığı, tehdidin ne zaman nereden geleceği belli değil. Yani biz geçenlerde biliyorsun Türk askerlerine bir uçak tarafından bir saldırı gerçekleşti. Değil mi? Yani bu ve buna benzer başka şeylerin yarın olmayacağının garantisi yok. Türkiye arkasında gerçekten güçlü bir NATO desteğiyle orada bulunabilseydi bugün tablo çok daha farklı olurdu. Peki şimdi ne olacak? Nereye gidecek? Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum öncelikle. Sevr'e döneriz. Hala Lozan'daki kayıplarımızı konuşuyoruz diyor Cumhurbaşkanı. Artık burada durmak büyük şey kaybettirir. Terörle mücadele noktasında da başbakandan kararlılık mesajı geliyor. Bu o Moskova bildirisinde de ateşkes vurgusu, ülkenin bütünlüğü vurgusu yapılıyor. Ne bekliyorsun? Şimdi önce 16 şehidimiz var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Çok büyük kahramanlar bu genç askerler Mehmetçik. Ve bugün bu kahramanların hikayeleri gazetelerde var. Lütfen izleyicilerimizden ricam bir baksınlar. Bugün hem Vatan Gazetesi'nde hem Habertürk'te aktarmak başka gazetelerde. O mücadelenin nasıl verildiği o kadar büyük bir kahramanlık. Ben izleyicilerimizin sadece şunu düşünmelerini rica ederim. Karanlık bir ortamda olduğunuzu düşünün. Bütünüyle karanlık, yağmurlu, ıslak, çamurlu, çok soğuk, her tarafta dikenli teller, her tarafta mayınlar, tuzaklar ve her an karşınıza çıkıp bir doçka ile karşınıza çıkabilecek olan barbarca saldırı düzenleyebilecek insanlar var. Terör örgütleri var karşınızda. Ve bizim askerlerimiz yani Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları burada böyle bir mücadele veriyorlar. O nedenle bu mücadele çok saygın bir mücadele. Mekanları cennet olsun, Allah rahmet eylesin ve yakınlarına bütün ülkemize tabii başsağlığı diliyorum. Çok acı bir tablo 16 şehidimizi kaybetmiş olmak, yitirmiş olmak. Ama bu kahraman askerler Türkiye'nin ve hepimizin güvenliği için orada bir mücadele veriyorlar. Allah sabır versin ailelerine. İşte neler yaşandığını birebir askerler kendi ağızlarından anlatıyor. Ve yani dünyanın bu kadar istikrarsız bir döneminde, çok zor bir mücadele. Dünyanın bu kadar belirsiz bir döneminde güvenliği sağlama sorumluluğu bu çocukların, bu askerlerin sırtının üzerinde, omuzlarının üzerinde. Bu tabii çok yani geldiğimiz durum, yalnızlığımız, Türkiye'nin yalnızlığı bakımından, Türkiye'nin yalnız bırakılması, bırakılmış olması bakımından üzücü. Ben yayının başından beri onu vurgulamaya çalışıyorum. Yani sadece lafta kalan bir dayanışma var. Yani Arap Birliği'ni falan filan saymıyorum bile zaten. Hiç söylemiyorum bile İslam İşbirliği Örgütü'nü, teşkilatı. Bir tane açıklama gelmedi. Yani insan bir açıklama yapın yani bir destek olduğunuzu söyleyin. Arap
Arap ulusunu orada, yani Arap kardeşleriniz var değil mi? Yani Suriye'de kim var? Araplar var. Onları kurtarmak üzere seferber olan, sizinle aynı etnik kökenden olmayan insanlar var. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları var. Bir onlara teşekkür edin. Ayıptır be. Bu sözüm Arap Birliği'ne, İslam ülkelerinin tamamına. Suudi Arabistan'da Cidde'deydi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Oradaki açıklamayı, Esad'ı da çözüm masasına çağırdı. Orada da bir birlik yok. Yani bir ortak bir karar yok, ortak bir mücadele yok. Hangi konuda? Esad konusunda mı söyledin? Evet, rejim de en azından masaya gelsin. Çözüm için çalışılsın. Yani işte o da tabii ayrı bir şey. Onu da uzun uzun bir programda konuşuruz. Yani ben rejime masaya geri dön çağrısında bulundu Dışişleri Bakanı. Evet. Bütün bu gelişmeleri nasıl izliyor ekonomi cephesi? Tedirginlik tabii. Yani hani şeyi bir tarafa bırakalım. Yani psikolojik olarak işte gelen şehit haberleri, Fırat Kalkan operasyonu, biraz önce konuşuyordunuz. Yani şu anda Türkiye, Rusya, İran bölgede bir anlaşma yapıyorlar. Bu benim bildiğim, uzun zamandan beri Batı dünyasının olmadığı bölgeyle ilgili yapan ilk anlaşma olması lazım. Doğru. Evet, şu anda Batı'dan herhangi bir ülke müdahil değil. Çünkü Amerika sahada değil. Amerika zaten sitem etti. Yani bizi çağırmadığınızı, şimdi, niye çağırmadığınızı biliyoruz falan diye. Şimdi bu, New York Times'ta çıktı bu analiz. Evet. Amerika devre dışı kaldı diye. Evet. Şimdi bu tabii şu anlama da gelmiyor benim buradan bakınca gördüğüm. Yani Amerika ilelebet burada olmayacak ki diye bir şey de yok. Şimdi belirsizliklerden biri bu. Trump iktidara gelecek her alanda, sadece bu alan Suriye konusunda değil. Ekonomi politikaları ne olacak? Yani herkes durmuş şu anda Trump'ın o koltuğa oturup alacağı kararları bekliyor. Suriye konusunda ne yapacakları da bunlardan biri. Bizi ilgilendiren bir konu olacaktır çünkü. Çok fena dalabilir de Amerika buraya tekrar. Bilemiyoruz. Yani Trump öyle bir dalabilir ki biz burada hiç istemediğimiz bir şekilde gelebilir Suriye'ye. Ya hay Allah, ne oldu yeni da yeni bir durumu yönetmek zorunda da kalabilir. Yani gerçekten ithalata vergi, içeride vergilerin düşürülmesi, ekonomiye büyümeye dair açıklamalarını görüyoruz. Şu ana kadar evet. Evet, genelde daha ekonomiyle ilgili. Fakat Ebru biliyorsun, yani Dışişleri Bakanlığı'na getir, yani daha çok enerji CEO'larını getiriyor. Yani özellikle siyasi kanala iş adamlarını getiriyor ve bunlar enerji sektörünün üst düzey yöneticileri. Yani şimdi duruma böyle baktığınız zaman onların ilk enerji söz konusu olunca ilk ilgileri nereye doğru dönecek? Muhtemelen Orta Doğu'ya dönecektir ya da başka bir yere doğru dönecektir. Ama yani ilk şey Orta Doğu olacaktır gibi bir düşüncem var benim. Dönmeleri iyi bir şeydi. Nasıl dönecekleri? Nasıl dönecekleri önemli. Yani iyi dönerlerse bizim için iyi olur. Çünkü Türkiye bir enerji arzı güvenliği bakımından çok kritik ülke. Bu kadar boru hattı geçiyor. Yeni boru hatları geçecek. Bir ülkenin üzerinden boru hattı geçmesi demek, iddialı bir şey söyleyeceğim ama, o ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanması demektir bir bakıma. Şimdi Türkiye niye bu kadar boru hattını aman oradan geçirelim, buradan gelsin? Biraz da kendi güvenliği için bunu yapıyor. Hem enerji güvenliği hem de toprak bütünlüğü. Çünkü o ülkeyi istikrarsızlaştırmak istemezsiniz. Trump'ın kabinesinde de enerjide önde gelen isimler, yöneticiler, yani biraz ama nasıl bakılacaklar meseleye? Dışişleri'nde, Enerji Bakanlığı'nda, ekonomide ciddi enerji konusunda öyle bir şey var. Tabii yani öncelikleri çok ekonomi olduğu çok belli her alanda. Yani şimdi dolayısıyla bir asıl belirsizlik kaynağı hala Amerika'nın ne yapacağı. Bu sadece Suriye ile ilgili ekonomi politikalarında nasıl bir seyir izleyecek, bu bir. Tabii bizim iç jeopolitik durumumuz, şu anki son durumumuz de bir başka belirsizlik kaynağı. Ama her şeye rağmen ben özellikle belki birazdan konuşacağız bu vatandaşın döviz satışında aldığı girelim sonuçları. İstersen. Evet, biraz girelim. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada bir satın altın alın demişti. İlk rakamlar geldi. Orada yaklaşık 650 milyon dolar seviyesinde bir satış oldu aşağı yukarı gözüküyor. Ve altın kıymetli maden depo hesabı, yani aslında altın alımları da yaklaşık 640-650 milyon dolar arasında oldu gözüküyor. Evet, bu çok büyük bir miktar değil. Yani toplam vatandaşın sahip olduğu mevduatın %1'ine denk geliyor. Fakat buradaki eğilim önemli.
Ha, yıl sonu olduğu için de şirketlerimizin borcu olduğu için şirketlerimiz de döviz almış. Çünkü o da onu dengelemiş. O da onu dengelemiş. Fakat sonuçta vatandaş da önümüzdeki böyle bir bilinç var. Bir bakmak lazım. Tabii birazcık trende bakmak lazım. Bundan sonra ne olduğuna bakmak lazım. Amerikan verileri de fena değil. Üçüncü çeyrek büyüme, harcama verileri, enflasyona dair verilerde o Fed'in elini güçlendiren şekilde bir veri dizisiyle dün karşılaştık. 1.04'te euro dolar paritesi. Yani dolar hala güçlü ama içeride 3.50'nin altında zorlanıyor inmeye ama 3.50'nin üstünde de zorlanıyor. Ve fazla çıkmıyor. Evet, buralarda 50, bir denge. Yurt dışı rehavetinin de etkisi var. Etkisi var. İşte dediğim gibi yani Trump'ın 20 Ocak'ta o koltuğa oturmasının ardından politikaları çok önemli olacak. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin içeride biliyorsunuz başkanlık sistemiyle ilgili gelişmeler ne olacak? Bütün bunlar ekonominin yakından izleyeceği konular olacak. Kredi kuruluşları da Ocak sonu itibariyle başlayacak değerlendirmelerine, evet. Onların tablosunda. Moody's'in tarihini göremedik ama Fitch ve Standard & Poor's'un Ocak ve Kasım olarak ilan edilmiş. Bir yandan içeride de Şırnak'ta büyük bir operasyon dedim ya, ele geçirilen mağaralarda mühimmat ve yaşam malzemeleri bulunmuş. Kış yapılan operasyon da büyük ve onun görüntüleri de yansıyor. Başbakan PKK'ya yönelik çok ciddi kırsalda etkisiz hale getiren operasyonlar oldu. Operasyonlar devam ediyor. Ve PKK'nın ve onun uzantısı olan örgütlerin bu kadar şehirlerde ses getiren eylemler yapma arayışının sebeplerinden biri bu. Etkisiz hale getirildi kırsalda ve eylem yapma kapasitesi çok sınırlandı. Bu, yani kamuoyu çok farkında değil diye altını çizerek söylüyorum. Gerçekten askeri mücadele anlamında Türkiye Cumhuriyeti toprakları içinde çok önemli bir aşama geride bırakıldı PKK'ya karşı. Selahattin Demirtaş biliyorsun cezaevinde. Pervin Buldan da gözaltına alındı haberini. Arkadaşlarım halen ekranlardan son dakika gelişmesi olarak geçiyor. İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Bir değerlendirmen olursa almak isteriz. Keşke buralara gelinmeseydi tabii. Yani HDP'nin katkısının olabileceği bir dönem umudu vardı Türkiye'de insanlarda. Yani, keşke siyaset cephesinde sürecin devam ettiği HDP, bir ortam olsaydı. Keşke HDP vatandaşların kendisine verdiği sandıkta demokratik yollarla verdiği desteği daha iyi bir şekilde kullansaydı. Çünkü o dönem hepimizde yani hem oy verenlerde hem sadece belli etnik kökenden insanlar gidip oy vermediler HDP'ye. Belki CHP'ye gönül veren, AK Parti'ye gönül veren insanlar da gitmiş, oy vermiş olabilirler. Şuydu, yani HDP siyaset alanı içinde kalırsa, etkili olursa, parlamentoda nitekim 3. parti olarak, dikkat edin yani milletvekili sayısı olarak değil mi, 3. parti olarak girmişti. Evet. Türkiye için bir şans olur ve bu yakıcı meselenin barışçı demokratik yollarla çözümü için bir fırsat yakalanır görüşü hakimdi. Biraz da suistimal edildiğini ama görmek bu dönem, gerçekten. Bu dönem heba edildi. Ben suistimal edilmiş mühimmatlara bak. Ben HDP'nin, yapılanlara bak. Ben HDP'nin önde gelen isimlerinin maalesef bu süreci iyi değerlendiremediklerini düşünüyorum. PKK da tabii iradesini teslim aldı HDP'nin, yani terör eylemleriyle. Arada sıkışmışlık duygusunu atamadı bence HDP. Ama her şeye rağmen demokrasi, ama hukuk vurgusu yapmak durumundayız. Hiç kuşku yok, hiç kuşku yok. Her şeye rağmen terörle mücadele, yani bir parti kapatma döneminin artık geride kaldığını, hukukun suç ve ceza süreçlerinin, yargılama süreçlerinin kişiye özgü bir durum olduğunu, yani kurumsal anlamda, esas kayıp bunlardan ödün verildiğinde yaşanır Türkiye açısından. Türkiye mutlaka demokrasi çizgisinde yoluna devam etmeli. Terörle mücadele hukuka uygun yapılmalı. Umarım herkes bir değerlendirme yapma fırsatı bulur. Yani HDP temsilcileri de. Çünkü PKK'nın gidişatı belli. Yani lütfen şöyle bir yanılgıya düşmesinler HDP'ye gönül vermiş olanlar. Ya işte evet, iyi bir şey yapmıyorlar, kötü şeyler yapıyorlar da niye bu şartlara gelindi diye böyle PKK'ya bir aklama şeyi var ya, bir söylemi var ya. Ya aklanacak hali yok ya. Bunu gelin kabul edin ya. Bunlar terör yapıyor. Yani terörizm. Şehit varken, acı varken. İnsanları katleden, çok silah zor. Sıkan, hendeklere bomba döşeyen, şehirleri yaşanmaz hale getiren bir terör örgütünden bahsediyoruz. Biz böyle başka bir şeyden bahsetmiyoruz. Ve çok kanlı terör eylemleri gerçekleştiren bir yapıdan bahsediyoruz. O nedenle ya işte Türkiye'de şu olmuştu da bu olmuştu da, ya geçmişte tabii ki yapılan yanlışlar, hatalar vardı da Türkiye onu aşmak için büyük bir irade ortaya koydu. Ya siyasi bir vizyon kondu Türkiye'de ortaya. Türkiye'de herkes elini taşın altına koydu bu iş için. Kabul edelim yani.
Ve önemli adımlar atılmadı mı Türkiye'de? Allah aşkına kabul edelim. Yani Türkiye önemli adımlar attı bu meselenin çözümü yönünde. Ve atacaktı da, atmaya da devam edecekti. Ve ben umarım atılır. Çünkü demokrasi yolundan biz vazgeçerek bir yere gidemeyiz. Ya başka bir şeyimiz yok. Hangi yöntemle yapacağız bunu? Ama bunu ben HDP'lilerin PKK eylemlerini bir şekilde anlama, aklama, gerekçelendirme noktasına gelen herkesin tekrar değerlendirmesini isterim bu ülkenin bir vatandaşı olarak. Tekrar edelim. Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan, HDP'li Pervin Buldan Twitter üzerinden gözaltına alındığını açıkladı. Sabah saatlerinde gözaltına alındım diye yazdı Twitter'dan. HDP sözcüsü Ayhan Bilgen de Reuters'a gözaltı işlemini doğruladı. Reuters geçti haberi. Şu anda eş başkanları dahil 12 milletvekili HDP'nin tutuklu bulunuyor. Onu aktaralım. Meclis Başkan Vekilliği de yapıyordu. HDP İstanbul Milletvekiliydi ve İstanbul'daki evinde gözaltına alındığını Twitter'dan duyurdu. Ayhan Bilgen de Reuters'a yaptığı açıklamada bunu doğrulamış. 12 vekil, HDP'li vekilin göz altında olduğunu ya da cezaevinde olduğunu sizlere aktarmış olalım. Bu gelişmeyi de iletmiş olalım. Rus Büyükelçi suikast sonucu öldürüldü. Moskova'da son yolculuğuna uğurlandı. Putin'in ifadesi, üzüntüsü. Gerçekten o üzüntüyü tüm salona ve bence Karlova iletti. O görüntüyü lütfen verelim ve izleyicilerimiz de görsünler. Rusya Devlet Başkanı duygularını yüzüne yansıtmamasıyla tanınan, hatta yani dünyada soğuk, buz gibi bir lider olarak bilinen bir şahsiyettir. Fakat burada yaşadığı üzüntü, yani dayanılmaz bir iç sıkıntısı var mesela şu anda eşiyle birlikte otururken. Yani içi böyle adeta alev alev yanıyor gibi. Büyük üzüntü ve büyük öfke büyük ihtimalle için. Ardı ardına yaşananlar Rusya ve Putin için kolay hazmedilecek gelişmeler de değil. O yüzden de bir Rus büyükelçisinin bir başka ülkede bu şekilde alçakça katledilmesi hem kamuoyu bakımından hem devlet teşkilatı bakımından çok ağır bir travmadır. Üstelik ilk travmanın üzerinden neredeyse bir yıl geçtikten sonra, yani bir uçağın düşürülmesinin ardından Türkiye bunun bundan memnun olmadığını, bundan üzüntü duyduğunu, keşke böyle bir şey yaşanmasaydı diyerek bir hızlı normalleşme süreci başlattı. Burada Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın büyük katkısı oldu ve iyi bir yere gelindi normalleşmede. Ben birçok ziyareti yerinde takip ettim, izledim. Ne kadar büyük gayret gösterildiğini gördüm. Ama bu olay, Rusya kamuoyu, Türkiye iyi bir ülkedir, Türkiye güvenli bir ülkedir, Türkiye'ye gidelim, iş yapalım, onlar gelsinler dendiği bir ortamda gerçekten Türkiye'ye çok büyük zarar verdi. Nitekim Kremlin'in açıklaması, bence çok fazla bir açıklamaya da gerek yok onun üzerine. Türkiye'nin prestiji yara aldı, zarar gördü gibi bir değerlendirme yaptı. Ama iki ülkede bence bunu her türlü zorluğuna rağmen sağduyuyla, olgunlukla, yani olgunlukla kelimesi belki çok yakışmıyor buraya da, rasyonel, akılcı adımlar atarak çözmeye çalışıyor. Evet. Yani bu, şu anda ben onu görüyorum. Rusya'nın kahramanı nişanını verdi Karlova. Cenazesinin arkasında yürüdü. Herhangi bir yabancı ülke temsilcisine eşi istemediği için davet edilmedi. Cenaze törenini Türkiye de Rusya Patriği, Moskova Patriği Kiril gerçekleştirdi ki bu da önemli bir not. Ve suikasti yapan polis memuru Mevlüt Altıntaş, Mevlüt Mert Altıntaş. FETÖ ile bağlantılarına dair çok iddia var. Ailesi şehit olmasın diye korkuyorduk, hain çıktı diyor. Cenazeyi kabul etmediklerine dair iddialar var. Bu 8 Baylok çuyla irtibatta olduğu belirtiliyor. 15 örgüt üyesiyle bir yıl boyunca görüştüğü belirtiliyor. Bugün Hande Fırat da yazmış. Hürriyet gazetesinde bir analiz kalemi almış. Orada FETÖ ile ilişkilerine dair şeyler var. Bazı bağlardan bahsediyor. Şimdi hem ifadeler oradaki bağırışı da bir kandırmaca olabilir. Evet. Şaşırtmaca olabilir. Aynen öyle. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Başbakan Binali Yıldırım Moskova'da da Mevlüt Çavuşoğlu, yani üç isim FETÖ ile bağlantısından söz etti bu kişinin. Kuşkumuz da yok dediler. Rusya'da henüz arkasındakini bilmiyoruz dedi ama arkasında FETÖ var, bulduk, evet budur diye bir açıklama yaparsa bu Amerika'ya karşı
bu bir kırılma noktası olur. Kırılma noktası. Yani bu FETÖ'yle mücadelede, FETÖ'yle mücadelenin uluslararası boyutunda bir kırılma noktası olur ve Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şey yokmuş gibi davranamaz. O çok net. Eğer böyle bir şey gelirse. Şu ana kadar böyle bir bu yönde açıklama gelmedi ama şunu söyleyeyim ben. Yani Rusya'nın tavrı belli FETÖ konusunda zaten. 2008'de kapattılar adamlar oradaki bütün tesisleri falan filan, okulları mokulları. 2008'de, ya yanlış mı hatırlıyorum, yani bu uzunca bir süre. 2008'de. Uzunca bir süre önce kapattıkları zaman hatta Türkiye'de bile aa niye böyle oldu falan denmişti. Dediler ki ya bunların, ya bunu ben söylemiyorum, onlar söyledi. İstihbarat örgütleriyle ilişkileri var. Amerikan istihbaratıyla ilişkili bunlar. Ve bunlar böyle bir takım işler çeviriyorlar. Yani ben özetle söylüyorum. Bir takım işler çeviren adamların bizim ülkemizde işi olmaz dediler. Kapattılar, gönderdiler. Bu kadar net. Yani bu olayla bir bağlantı var mı yok mu, o iş bir tarafa, bir kenara koydum. Rusya'nın bu konudaki tavrı çok netti. Rusya ve bir takım eski Sovyet Cumhuriyetleri bu konuda en net tavrı gösteren, Türkiye'den bile net tavrı gösteren, önce net tavrı gösteren ülkeler oldu. Onu bir kere hatırlatmak lazım. Şimdi çok hızlı bize bir ekonomi turu yaptır Cüneyt. O kadar gündem yoğun ki ve bunun hepsini aslında tabii ki ekonomiyle piyasaları da etkiliyor. Her bir açıklamanın bir yansıması var. Biraz hani zam geleceği korkusu herhalde. Kasım Aralık'ta bayağı bir harcama yapıyoruz. İşte otomobil alıyoruz, beyaz eşya alıyoruz, kredi kartı harcamaları bayağı bir artmış. Evet, yani öne çekilmiş talep. Son çeyrekte bir büyümeyi bir destekliyoruz da 2017. Yani işte bu 2017 talebinin 2016'ya çekilmiş hali. Otomotivde falan talebinin biliyorsun. Talebinin biraz öne çekildi. Öne çekildi. Yani bu iyi bir şey mi? Yani bence önümüzdeki yıl için iyi bir şey değil. Çünkü oradaki talepten yiyorsunuz. Şu an için iyi bir şey. Evet, piyasaları biraz dengede tutuyor ama kredi kartı harcamalarında bugün işte senin de bahsettiğim veri vardı. 2010 yılında aynı harcamalarında payı %40'a çıkmış. Payı %30'dan 40'a çıkmış. 10 liranın 4 lirası. Evet, 100 liramızın 30 lirasını kredi kartıyla harcıyormuşuz 5 yıl 6 yıl önce. Bugün 40 lirasını harcıyoruz. Çünkü artık her yerde kredi kartı geçiyor. Ve tabii bu bir yandan da hani kredi kartını biz bir ödeme aracı değil, bir borçlanma aracı olarak yaptığımız için borçluluğumuz da arttırıcı bir etki yaratıyor. Bunda hepimiz bence bunu biliyoruz. Bence çok uzun süre kullanacağınız limitli alışverişlerinizi kartla yapın. Evet, ama biz biliyorsun bir dönem ekmeği bile taksitle alıyoruz. Bir günde bitirdiğiniz yani. bir evet, 15 bir günde kullandığınız şey, ürünleri kredi kartıyla 6 ay taksitle alınmaz yani. Tüketicimiz daha iyi bilir, izleyicimiz daha iyi bilir, evet. Diye de bir hatırlatma. Türkiye'de ne yazık ki böyle bir kullanım alışkanlığında sıkıntılar vardı. Şimdi yavaş yavaş düzeliyor yani. Bazen işte ekonomik durgunluklar insanların alışkanlıklarını da düzeltmesine neden olabiliyorlar. 2017 dolar tahmini ne? Zor soru. Zor yani. Yani şimdi biraz önce konuştuğumuz şeylerde eğer net bir cevabımız varsa ona göre ben de bir dolar tahmini vereceğim. Yani şu anda her şey söyleyemem. Yani yukarı yönde olacağını rahat söyleyebilirim ama yani ne olacağını söyleyemem. Peki. Avrasya'dan geçtiniz mi? Henüz geçmedim ben. Dün bir, bugün iki. Olsun. Geçmedim. Yalnız ben karşıda oturdum ki yani iki gündür köprüyü kullanıyorum. Özellikle dün. Geçmiş arkadaşlarımızın hepsi geçmiş sizler, evet, adına. CNN, dün doğru. CNN Türk'te izledik, evet. Ki arkadaşlar geçti. Muhabir arkadaşlar, evet, verdiler. Dün rahatlama vardı. 5 dakikada geçtik diyorlar ama yani. Tabii sonraki trafikte. O tabii var. Başka. Yani ben hani. Köprüden 68 dakika, Avrasya'dan komple eve ulaşmak 38 dakika ben diyor bugün. Ben birinci köprü tarafından geçiyordum. İşte arkadaşlar muhtemelen geçtiği saatlerde. Ben birinci köprüde ilk gün kısmi bir rahatlama hissettim, açık söyleyeyim. Yani ama tabii bazen şöyle de oluyor. Herkes ilk gün köprüyü görmek için zaten şu anda selfie uyarıları falan yapılıyor Avrasya Köprüsü. Genelde de mi selfie yapıyor? Evet, evet. Yapma gerçekten. Şu anda evet, sosyal medyada çok yaygın. Polis artık uyarmaya başlamış yani, yapmayın diye. Motorla geçmek isteyenler var, onlar uyarılıyor. Onlar zaten yolu şaşırıp girelim. Anadolu yakasına geçenler var. Tabelaları şeyler itibari var yani. Nasıl yani yolu şaşırıp Anadolu yakasına? Yani birden kendini tünelde bulabilirsin. Olabiliyor tabii yani. Yani birden bulabilirsin. Tabelalandırma yani. Yeterli. Bir geç kaldıysan da geçmek zorundasın. Bırak geç, ne olacak yani, oradan geri dönülür mü? Geri mi dönmeye çalışıyorlar? Yok, hayır, geçiyorlarmış. Evet. Geri dönenler de var otoyolda biliyorsun da, çok yaygın bir alışkanlıktır Türkiye'de. Onu polis yönlendirerek dün biraz önlemiş ama tabii her zaman. Sol şeritte otobanda yani gelen çok insan gördüm. Vaktimiz yok, trafik kurallarına giremeyeceğiz, çok üzgünüm ama. Rize'de Atatürk heykelinin kaldırılmasına girebilirsin. Olur, girelim. Ya da kısa bir aradan sonra gir. Nasıl istersen. Tamam, kısa tabii. Bir aradan sonra.
Rize Meydanı'ndan taşınan Atatürk heykeli. Çok tartışma konusu. Çok süremiz kalmadı ama mutlaka değinmek istiyorum, yorumunu almak istiyorum. Yani Atatürk heykelinin taşınmasına niye gerek olduğunu ben anlamadım. Ben de anladım. Yeni anıt 15 Temmuz tabi Türkiye tarihinin çok önemli ve üzücü anlarından biri. O tarihi anmak için Rize'de başka bir yere anıt pekala dikilebilir. Yani Atatürk anıtını yerinden kaldırmak bence uygun bir karar değil. Gereksiz olmuş. Yani Atatürk anıtını yerinde pekala kalabilirdi diye düşünüyorum ben. İyi hafta sonları diliyoruz. Teşekkür ediyorum.